Merhabalar, işten geldim. Market alışverişi yaptık. Geç kaldım arkadaşlar. Saat 7. Mehmet de bu hafta gündüzcü beni bekliyor. Çabuk çabuk bir şeyler yapmam lazım dedim. Ne yapayım, ne yapayım? Ya şu bazlamadan pizzayı internette falan gördüm, YouTube'da gördüm. Bir de ben deneyeyim dedim. Bakalım nasıl, güzel mi? Bazlamaları BİM'den aldım arkadaşlar. Onu Mehmet'e böldürdüm çünkü ben onu şimdi mahvederim diye. Şu BİM'den unlu bazlama diyor. Bazlamaları aldım. Şu şekilde ikiye böldüm. Bakalım nasıl olacak. Göründüğü gibi güzel olacak mı? Birazcık nane, birazcık salça. Şimdi pul biberi açıp hemen pul biberi de koyacağım. Şöyle göstereyim. Biraz da pul biber koyalım. Acı olsun, değil mi? Tamam. Birazcık da tuz ekleyeyim. Çok fazla tuza gerek yok. Çünkü zaten malzemeler hep tuzlu. Birazcık da sıcak su ekleyeceğim. Daha önceden ısıttım ben. Çok fazla su koymama gerek var mı bilmiyorum. Hemen başladım. Bunu hemen yetiştirmem lazım. Çünkü çok vakit kaybettim. Şimdi şunu şuraya alayım. Hemen çırpıcımı alayım bir güzel. Şöyle karıştırayım. Market alışverişi videosu çekemedim. Hem bir şeyler atıştırıp öyle çekelim dedim. Mehmet açlıktan ölüyor. Açız biraz. Mesela şunları market alışverişinde gösterecektim. Bunları poşetlerden aldım. Sucuğu, salamı ve kaşarı poşetten aldım. Çünkü çok acıktık. Dedik ki tok karnına çekelim videoyu. Evet, bu tam kıvamında, böyle ne katı ne sıvı. Tam benim istediğim kıvamda. Şimdi hemen fırçamı alayım. Başlayayım sıvamaya. Şunlarla da işim bitti, kaldırıyorum. Tamam. Hemen başlayalım. Şunları da hemen çöpe atayım. Başlayalım. Bakayım dedikleri gibi güzel mi? Ama malzemeleri hazır etmedim daha. Neyse. Zaten fazla bir malzeme de olmayacak. Çünkü yeşilliğim çok yok. Mehmet diyor ki sana yarım saat veriyorum Selocan diyor bana. İşte bir yere uğradınız mı, işten geldiniz mi? Böyle oluyor. Bir de ya, dışarıdan da yemek istemiyoruz çok fazla. Belli kotamız var. O kotayı aşmak istemiyoruz. Gerçi bu da hazır ama şimdi pratik bir şeyler yapmam lazım. Bu saatten sonra kalkıp yemek yapamam. Ama en azından ben yapıyorum. Bence bu güzel olacak. Bu bazlamanın şeyi güzel. İlk başta fırında makarna yapayım dedim. Sonra dedim markete uğrayalım dedi Mehmet. Evde bayağı eksik vardı. Ay başımız geldi, paraları bitirdik. Yani var ya, ben çok para da kullansam, az para da alsam ay başında. Mesela bu ay fazla aldım maaşımda. Çalışıyorum biliyorsunuz. Kendime harçlık fazla aldım. İnanın hemen bitiyor. Az da alsam, çok da alsam bitiyor. Yani paranın adı var resmen. Bugün gratis uğradım. Sevgililer günü indirimi başlamış. Fondötenim bitmişti. Hemen kendime fondöten gözaltı kapatıcısı aldım. Çıktım. Evet, birinciyi tamamladık. Şöyle şeyin üzerine koyayım. Gelelim ikinciye. Öyle işte. Onlara 40 lira verdim. Normalde fiyatı ne kadardı? Normalde işte 40 lira, 21 liraya aldım. Gratis kartım yanımda değildi. Gratis kartım yanımda olsa 4 lira daha indirimli alacaktım. Önlüğümü de takayım. Sıçrar mıçrar. Şimdi üstüme.
Öyle işte. Hemen takayım. Bu kazak giydim. Şimdi bununla da diyeceksiniz çok kilo aldın. Bu da bol bir kazak. Kilo da aldım yani. Almadım da değil ama. Evet. Hadi ol bakalım. Fazla malzeme koymayacağım dediğim gibi. Şöyle önünüzü kesmeyeyim. Ay çok merak ediyorum. Hemen sizle bu şeyi paylaşacağım. Lokum aldık söyleme sayıp kahveyle beraber içeriz diye. Mehmet hemen daldı lokuma. Diyorum yeme. Diyor çok açım diyor. Bir şeyler tutması lazım beni. O 4'te çıktı 5'te beni aldı. Dedim beni alır mısın dedim. Gratis'te indirim var. Gratis'e gidelim. Tamam dedi. Hiç iki etmedi çocuk. Sabah bu haftadan beri beni gezdiriyor. Şoförüm gibi. Allah razı olsun. Gerçekten hakkını öde hemen. Çok yani şoförüm gibi ol. Özel şoförüm oldu ama her zaman böyle değil. Bu hafta iyiliğine vurdu. Normalde her zaman götürmez. Tamamdır. Biraz artını da buraya koyalım. Tamamdır. Buradaki işlemlerimiz tamam. Her yerine bolcana koydum. Şimdi ben 3 malzeme kullanıyorum. Siz istediğinizi kullanın. İstediğinizi yapın. Bugün Perşembe. Hafta sonunda halledeyim şundan kendime. Sabah ekmek arası yedim. Şöyle ben bütün koyuyorum. Ya da kessem mi yarıdan? Yarıdan keseyim. Daha şık durur. Hemen geldim. Şunu alayım. Şöyle 3-5 tane. Şu kadar alayım. Yarıdan kesiyorum. Of. Yarıdan kestim. Şöyle hemen şunu yapayım. Evet. Şu şekilde konuşturum. Şimdi birazcık da sucuk koyalım. Malzemesi bol olsun. Malzemesi bol olmayınca hiç güzel olmuyor. O yüzden malzemesini bol koyacağım. Şunlar küçük parçalarda kalsın. Evet. Şöyle yaptık. Bu tamamdır. Bir tane daha koyayım hatta. Bu tamam. Şimdi diğerine geçelim. Bunu bu tarafa alalım. Eğer bu güzelse var ya, hep yaparım. Normalde biliyorsunuz bir kere de beraber hamburger ekmeğiyle yapmıştık. O da güzel olmuştu. Evet, şu iki kat yalnız. Yok, tek katmış. Tamam. Yaydan çıkan ok geri dönemez. Evet. Bugün aybaşı elim bol. Aybaşı derken yani market alışverişi maaşlarımız için. Şuraya da bir tane koyayım. Evet, şimdi bir tek kaşarım kaldı. Biraz az malzemeyle oldu ama siz kusura bakmayın artık. Şunu da şöyle koyayım. Hemen rendeleyeyim. Az aldım, küfleniyor arkadaşlar. O yüzden az aldım. Bir de acelem var, dağınık çalışıyorum. Saçlarımı da toplamadım. Şöyle rendeliyorum. Başladık rendelemeye. Hadi bakalım. Bismillah. Rende işini de hiç sevmiyorum. Gücüm yetmiyor ki.
Bakayım. Bu ancak bir tanesine yeter, ben size söyleyeyim. Dur bir dökeyim. Duruma göre yazık etmeyeyim şimdi. İnanın mis gibi görünüyorlar. Köşelerine de. Mehmet dedi ki pizzada malzemeden kaçılmaz. Geçen biraz kaçtım. Tamam. Bir tanesi hazır. Şimdi bunu şöyle sizi buraya alalım. Sıra sizde. Annem de bugün halı aldı. Annem cep telefonu kullanmıyor arkadaşlar. Yani cep telefonuna karşı kendisi. Halıcı aradı beni. Halı almış evine. Bak sen hiç bana demiyor. Halıcıdan öğrendim halı aldığını. Fırını da önceden ısıtmadım. Keşke ısıtsaydım. Evet. Şimdi sıra sizde. Var ya ben annem pizza yapınca o kadar mutlu olurdum ki size anlatamam. Bu arada Tarkan'ın eşi hamileymiş, baba oluyormuş. Instagram'da gördüm. Vay be. Bir de şey çok güzel söylüyor ya, belki hissettiler. Böyle konuşuyor. Tarkan'ı çok seviyorum ben. Baba oluyorum. Yapıyor. Evet. Çok az daha. Bunu da saklayayım. Minnacık kaldı. Bu arada en küçük boyları. Hani hepsini bitirdin diye düşünmeyin. En küçük boyları. Küfleniyor diye. Evde kahvaltı yapmıyoruz biliyorsunuz. O yüzden... Evet, şu köşeleri de. Tamamdır. Şimdi ben bunları hemen fırına vereyim. Fırına verdikten sonra yanınıza geliyorum. Nasıl olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Gerçekten güzel mi? Değer mi? Hep beraber bakacağız. Ama şuralar şu anda savaş alanı, darlandım ben. Hemen bunu fırına atıyorum ve geliyorum, olur mu? Evet, pizzamızı yedik. Şimdi portakal suyu sıkalım dedik. Ben dedim ki elle sıkalım. Mehmet dedi ki işte makineyle yapalım falan. Makineyle de posalı oluyor. Neyse, Memo'nun dediği oldu. O şimdi yapıyor. Biz bir akşam da sağlıklı bir şeyler içelim, değil mi? Yani. Sağlıksız şeyleri yedik. Bu arada Mehmet pek sevmedi arkadaşlar pizzayı. Çünkü ben de sevdim ama şöyle dediğinde haklı. Biraz hamur, yani hamurumsu bir tat vardı. Yani böyle sert değil de çok hamur gibiydi şeyi. Alt tabakası yani. O neydi onun adı? Ha, bazlamanın. Bazlamanın tadı biraz şey oldu. Yumuşak oldu yani. Bir de yarım saat pişirdim. Daha ne kadar pişireyim? Yarım saat bayağı üstleri nar gibi kızarmıştı. Öyle. Bir daha yapar mıyım? Yapsam hamburger ekmeğinden yaparım açıkçası. Onunla daha lezzetli oluyor çünkü. Sen ne diyorsun Memoli? Bir dahakine hamur alır. Hamurla yaparız. Ama ben hamur açamam ki. Hiç hayatımda hamur açmadım. Yani şey hamuru, hamburger, ay pizza. Ben açarım. Tamam.
Yedi yine. Açtı ya. Yedi yani. Bir şey kalmadı. Bir tabak. Çok az bir şey kaldı. Tamam, sustum. Şöyle biraz geriye çek de görelim seni. Sular akıyor dışından. Portakal suları. Bunu nereye boşaltalım ya? Bardağı. Bardağı. He. Çok var burada ama. O zaman bak, sürahinin içi boş canım. Ama bu olmaz ki. Büyük yok mu? Elimizde büyük. Yok maalesef. Büyük sürahi. Yok. Aşkım onlar olmaz ki. Bak bardağımıza boşalt, artanı ona boşalt. Nasıl fikir? Olmaz işte. Bunu nasıl oraya boşaltacağım şimdi? He? Şey vereyim, boşalt. Aa, doğru diyorsun. Bizim büyük vardı bir tane ya. Ha, bizim büyük. Bak şu mor var ya. Bu da olmaz abi. İdare ederiz bunu ya. Onu yine de bir sudan geçir. Ne olur ne olmaz. Tozlanmıştır, bir şey olmuştur. Benim altında bir şey mi var? Olsun. Neyin altında? Şunun bu içinden mi öyle yoksa dışı? Dışından aşkım. Etiketi vardı, koparmışım. Ay o çok katı o. Ama böyle daha sağlıklı. Posalarını yemek daha... Ben Tamam. ayarlayacağım onu ya. Tam O gibi. onluk olmuş. Ben bunu alıp böyle dikeceğim. Yeter aşkım. Hepsini yapacağım ya. Ey, bugünün yarını da var. Tamam. O hafta dursun. Doğru diyorsun. Ama sen çok dolapta duran bir şey de yemiyorsun. Yazık olmasın. Yok, merak etme ya. Ben Ben var ya, içerim. 2 güne bitiririm. Benimki biraz sulu olsun. Su. Bugün bana video çekmemde, market alışverişi videoları çekmemde yardımcı oldu. Çünkü market alışverişi videosu çekerken ev zaten giriyor birbirine. Tek başına çekmesi biraz zor ya. O yüzden şey yaptı, bana yardım etti. 2 kiloyu bir akşamda. Olmuş buna benim. Ne olmuş? Ezik mi? Çok yumuşak. Hmm. Dokun. Evet. İyisini alamamışız. Alamamış mıyız? Ya. Sert olması lazım. Bu sulu değil ki. Hmm. Alsın. Gel biraz seni de göstereyim. Tamam. Sen tutarsın, ben kapatırım videoyu, olur mu? Biraz geri git de görelim. Heh, tamamdır. Evet, Memoli portakal suyunu sıktı, içine biraz su koydu, karıştırdı. Böyle posalı posalı içeceğiz. Posalı içmek istemeyenler için, yani normalde sıkabilirsiniz ya da sıkacağınız vardır. Bu akşam da böyle olsun. Şimdi bunu da buzdolabına koyacağız. Arada bir içeriz diye. Ben de yavaş yavaş videoyu sonlandırayım. Çok yoruldum. Akşam da ona geliyor saat. İnşallah beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Öpüyorum hepinizi.